Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Birinçokulu Astroloji Araştırma Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Nisan ayında sizlerle beraberiz. Nisan ayında hem kova burcuna olumlu hem olumsuz etkileyebilecek gökyüzünde bazı görüntülerin birlikte olduğunu görüyoruz. Evet, evet. Ben bir kovayım. 29 Ocak, 29 Nisan'da tam güneşimin üzerinde bir güneş tutulması var. Bunun yanında doğum haritamızda yönetici gezegenimiz Uranüs biraz rahatsız edici pozisyonlarla karşı karşıya kalıyor. İsyan çıkartıyor. Yani zaten Uranüs'ün bu kadar baskın olduğu aylarda isyan çıkar. Dünya üzerinde çeşitli yerlerde. Evet. Güneş Plüton bunu desteklerken Güneş Uranüs kavuşumları, Mars Güneş karşıtlıkları, Mars Uranüs karşıtlıkları dediğimiz yapıların da tam açı değerleriyle Nisan ayında olacağını gösteriyor. Aslında seyahatler, yolculuklar, var. Yabancılarla bağlantı, eğitim, medya, radyo, televizyon, yayıncılık, bu tip alanların çok önemli oldu ama bunların da biraz karıştığı bir dönem. Ne dersin? Evet, evet sevgili kovalar, evet Koç yeni ayıyla hızlı başlıyoruz Nisan ayına. Koç yeni ayı özellikle yakın çevre ilişkilerinizi hızlandırabilir ve bazı ani değişimler gündeme getirebilir. Beklemediğiniz bir seyahat, iş gereği olabilir, özel nedenlerle olabilir. Bu belki kardeşler, belki yakın akrabalarda oluşabilecek ani bir durum nedeniyle de olabilir. Komşu ilişkilerine dikkat etmek gerekiyor. Yine değişimler söz konusu olabilir. Çünkü Uranüs stresli bazı açılar da yapıyor. Kardeşlerle ilgili de sorun yaratabiliyor. Trafiğe dikkat diyoruz özellikle. 8'inde, 8 Nisan, evet. 23 Nisan trafiğe dikkat. Evet, bu arada Venüs Balık Burcu'na geçiş yapıyor. 5 Nisan'da, 7 Nisan'da da Merkür Koç Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs Balık Burcu'na geçiş yapınca biraz kovalar maddi olarak sizi destekleyecek. Bazı yardımlar gelebilir çünkü ay boyunca Venüs özellikle 18 Nisan yakınlarında Jüpiter'le ve ay sonuna doğru da Satürn'le olumlu açılar yaptığı için maddi konularda bazı destekler ve yardımlar almanız mümkün. Ve tutulmalar. Tutulmalar 15 Nisan'da Terazi Burcu'ndaki ay tutulması 25 derece Terazi Burcu. Özellikle 12 Şubat, 13 Şubat, 14 Şubat doğanlar, kovalar. Onlar için açısal olarak destekliyor aslında bu ay tutulması. Seyahat ettirir, gezdirir. Evet. Yabancı ülkelerle ilgili mesela bir yabancı ülke başvurusu. Evet. Mesela yabancı ülkelerle ilgili konular bilhassa çok önemli olur. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'ne başvuru yapmak için, İngiltere'ye göçmen olarak Avustralya'ya başvurabilmek için olumlu dönemler bu dönemler. Bu dönemlerde ya bir ülke vatandaşlığı arabilirsin, resmi evrakla ilgili bir haber arabilirsin. Mesela ne diyebilirim, hukuksal bir sorunla ilgili sıkıntı bitebilir. Sıkıntı bitebilir. Hukuksal bir sorunla ilgili sıkıntı, problem, bir farklılık ortaya çıkabilir gerçeği söylemek gerekirse. Güzel bir dönem aslında onlar için. Bir tek Mars Retro, o da belki eskiyle bağlantılı konuları biraz hızlandırabilir. Daha önce yaşamış olduğu bir yerle ilgili bir konu gönderme edilebilir. Evet. Mesela 15 yaşındayken atıyorum X şehrindeydi. Şimdi o X şehrine yerleşmeye karar verebilir gibi gibi eskide kalmış, bitmemiş bazı olaylar ve nitelikler daha fazla gündeme gelecek. Arkasından devam ettiğimizde daha güçlü bir 29 Nisan Boğa Burcu'nda yeni ay tutulması, mülk değiştirmek, ev değiştirmek, aile içi olaylar. 27 Ocak 4 Şubat arasındaki kova burçlarına çok fazlasıyla etkileyecek bir olay. Bu yalnızca şudur. Bazı kronik kova burçlarında anne ile ilgili sıkıntılar varsa anne ve baba ile ilgili bunları çok fazlasıyla gündeme getirebiliyor. Anne baba ile ilgili sağlık sorunları, ev değişikliği, yeni bir fırsatı da temsil ediyor. Aslında şimdi burada tabii Satürn de var bu işin içinde. Satürn de olduğu için bu tip kararlarda ne demektir? Çürümüş bir değer. Evet. Bitmesi gereken bir yapı. Artık senin işine yaramayan bir konunun gündeminden çıkacağını gösterir. Evet, Boğa Burcu yeni ayıyla beraber bu konular hızla çözüme kavuşabilir hayatınızda diyebiliriz. Çünkü Venüs ve Satürn arasındaki üçgen açı belki ev alımı, satımı, aileden gelebilecek bir para konularında da destekler. Güç verir, kuvvet verir. Evet, kudret verir ve en önemli özelliklerden biri de o aileden gelecek destekle bir sıkıntıyı da çözebilir. Evet. Detaylı öğrenmek istiyorsanız sevgili arkadaşlar, birinciokuru.com'da veya YouTube kanalında haftalık
ve günlük burç yorumu video oranını Demet Baltacı'nın ağzıyla ve farkıyla dinleyebilirsiniz. Saygılarımla. Hoşçakalın. Güle güle.